Merhaba, ben Doktor Hamit Aydın. Estet İstanbul Tıp Merkezi başhekimi sıfatıyla size sesleniyorum. Tıp merkezimiz malum saç ekimi ve saç dökme tedavileriyle çokça ilgilendiğinden ötürü bize gerek saçı dökülen hastaların gerekse de saç ekimi yaptıran hastaların sıklıkla gönderdikleri bir soru var. Acaba bana güvenli bir şampuan önerebilir misiniz? Bu videoyu bugün işte bu sorunun yanıtını vermek için çekiyoruz. Saç dökülmesi durumunda veya saç ekimi sonrası hastanın kullanabileceği şampuanın her şeyden önce medikal bir ürün olması icap ediyor. Dolayısıyla bir takım testlerden geçmiş olması icap ediyor. Yani saçlı deri üzerinde olumsuz bir etki, tahriş, alerji, kepeklenme gibi sıkıntılara sebebiyet vermeyeceğinden bunu tavsiye edecek olan hekimin öncelikle emin olması icap ediyor. Bunları doğal olarak da tavsiye ederken hastasına bu gibi yan etkileri olmayan bir ürün tavsiye etmek zorunda. Saç dökülme tedavisinde önermiş olduğum şampuanlar çok fazla ama genelde saç ekimi sonrası kullanılacak olan şampuanın ne olması gerektiğine yoğunlaşırsak daha kolay olur. Bununla ilgili çok fazla araştırma yaptım. Takdir edersiniz ki saçlı derisinde köklerin örneğin 4000 graft almış olduğumuz bir hastanın donör bölgesinde 4000 tane şut attığımız delikler var. Ekim alanda yine grafti nakletmiş olduğumuz 4000 tane delik var. Ve biz 8000 tane deliğin olmuş olduğu yani açık yaranın olmuş olduğu bir yere bir şampuan sürmek durumunda kalıyoruz. Bu şampuanın güvenilir, herhangi bir sıkıntıya sebebiyet vermeyecek olan, bir enfeksiyona sebebiyet vermeyecek olan ama üstüne düşen vazifeyi de yerine getirecek özelliklerde olması icap ediyor. Bu sebeple çok ciddi araştırmalar yapmak durumunda kaldım. Yıllar öncesinden bahsediyorum, 15-20 yıl öncesinden bahsediyorum. Almanya'da bir üründe karar kıldım ve şu anda da çoğunlukla o ürünü tavsiye ediyorum. Önereceğimiz şampuanın dediğim gibi her şeyden önce saçlı deriye zarar vermemesi gerekiyor. Ve saçı temizlerken bir yandan da saçı beslemesi icap ediyor. Benim size anlatacağım saç ekiminden sonra önereceğim şampuanın ismi Anna Susanna isimli bir şampuan. Alman malı bir ürün. 100 küsür yıldır Almanya'da saç dökme tedavilerinde kullanılıyor. Bunu biz saç ekimi hastaları için onların da kullanabileceği güvenli bir forma sokabilmek için formülünde bir takım değişiklikler yaptık. Ve Almanya'daki fabrika bizim Türkiye'deki ve dünyanın değişik ülkelerindeki saç ekimi hastalarımız için yeni bir form üretti. Şu an dünyanın birçok yerinde saç ekimi sonrasında bu bahsetmiş olduğum logolu bir Anna Susanna şampuanını biz saç ekimi sonrasında tavsiye ediyoruz. Peki bunun ne özellikleri var? Örneğin içeriğini sizin için çıkarttım. İçinde neler var ve bunun ne faydası oluyor? Ben içeriğini okuyacağım ve size yararının ne olduğunu söyleyeceğim. Her şeyden önce bu şampuanın içerisinde 10 ayrı bitkisel ekstrakt var. Bu bitki özleri şampuanın içerisinde bulunmak ile bir yandan saçı korurken ve saçı temizlerken bir yandan da saça çok fazla katkıda bulunurlar. Mesela at kestanesi olarak bildiğimiz Hippopotamus seed extract dediğimiz bir ekstre var. Bu kronik kan dolaşımının yetersiz kalmış olduğu durumlarda yani kronik ven yetersizliği durumlarında dolaşma arttırmaya bilimsel olarak çok fazla katkıda bulunur. Yine örneğin şampuanın içeriğinde bulunan Hamamelis virginiana ekstraktı yani cadı fındığı ekstresi kepeği baskılayıcı örneğin özelliği var. Daha fazla bu sebep ile şampuanın içeriğine katılmış. Örneğin akhuş ağacı yaprağı ekstresi var bunun içerisinde. Bu saç köklerinin büyümesini teşvik ediyor ve saçın bir miktar daha hızlı uzamasını sağlayabiliyor. Örneğin altın çiçek ekstresi içeriyor şampuan. Bu da daha fazla saçlı deri üzerinde tahrişi engelleyici, yatıştırıcı bir etkiye sahip. Bunun gibi 10 ayrı ekstrakt var bunun içerisinde. Bunların kimisi ağrı kesici özelliğiyle, kimisi dolaşma arttırıcı özelliğiyle, kimi saçın uzamasını kolaylaştırıcı özelliğiyle, kimi antibakteriyel, antimikotik etkileri özelliğiyle bu şampuanın içerisine girmeye hak kazanmışlar. Yani içerisinde bulunan ekstraktların tümünün saçlı deri ve ekilen saçlar üzerinde ayrı bir özelliği var. Bu anlamda bunu özellikle vurguluyorum ki kozmetik bir şampuan ile medikal bir şampuan arasındaki farkı dinleyicilerimiz farkına varsınlar. Şampuan gerek şampuan olarak kullanılabildiği gibi, tek başına şampuan olarak kullanılabildiği gibi
Aynı zamanda ampulleriyle beraber de kullanılabiliyor. Ampulleri daha farklı özelliğe sahip. Ekstrakt olarak yine biraz önce söylemiş olduğum bilgisayar ekstraktları içeriyorlar ama yoğunluğu çok daha fazla ve kullanımı biraz daha farklı. Ben ağırlıklı olarak şampuandan bahsetmek istiyorum. Ekimden hemen sonraki gün bazen saçı yıkamak zorunda kalıyoruz. Bu tabii ki hasta açısından bir risk. Çünkü açık yaraların olmuş olduğu bir bölgeye bir şampuan süreceğiz ve bu şampuanın çok güvenilir bir ürün olması icap ediyor. Ben prensip olarak saç ekiminin hemen sonrasındaki gün değil, daha sonraki gün, yani araya yaklaşık 36 saatlik bir zaman girdikten sonra saçın yıkanması taraftarıyım. Bu şampuanın kullanımı işte saçın ilk yıkaması dediğimiz operasyondan 36 saat veya 48 saat sonraki ilk yıkamadan itibaren kullanılabilecek kadar güvenli bir şampuandan bahsediyorum. Şampuanın operasyondan sonra ilk kullanımını müteakiben, bu arada miktarı ve yıkama tarzıyla ilgili bilgileri yine YouTube kanalımızdaki operasyon sonrası ilaçların kullanımı ile ilgili videomuzu izleyerek takip etmenizi tavsiye ederim. Orada da çok yararlı bilgiler var. Çünkü o biraz teferruatlı bir işlem. Sadece şampuanın ilk yıkamayı müteakiben kullanımı ilk 2 hafta için tercihen her gün. 2. haftadan itibaren de hastanın yıkama alışkanlığı neyse o şekilde devam etmesi lazım. Tabii ki bu tür şampuanları kullanmadan önce operasyondan sonraki ilk 2 hafta için söylüyorum. Saçlı deriyi yumuşatacak olan özel losyonların kullanımını da ayrıyeten tavsiye ediyorum. Çoğunlukla biz bu losyonun sürülmesini öneriyoruz. Bu losyon saçlı deri üzerinde 30-45 dakika kadar kalıyor. Sonra bunu arındırdıktan sonra şampuanlayıp saçı yıkıyoruz. Videonun en başında söylediğim, her ne kadar standart bir şampuandan bahsediyorsak da her hastaya özgü şampuan tavsiyemiz tabii ki değişebilir. Size bahsetmiş olduğum şampuan önerim hastaların çoğunluğu için geçerli olan bir şampuandı. Bazı hastalara dediğim gibi farklı şampuanlar önermem gerekebiliyor. O da hastanın durumuna veya barındırdığı bir takım risklere ve hastalıklara göre değişebilecek olan bir tercih. Bu videoyu tek başına bir tavsiye videosu olarak öneremem. Çünkü eksik olan birçok kısmı var. Eksik olmasının sebebi anlatmayı düşündüğüm video bazı hususları başka videolarda daha önce anlatmış olmam. Videonun aşağıdaki bölümünde, açıklama bölümünde ilgili videoların linklerini bulacaksınız. Onları da tıklayarak oradaki bilgileri de alıp komple bir şampuanla ilgili veya operasyon sonrasıyla ilgili bilgilerinizi tazelemenizi daha fazla öneririm. Gelecek videolarda görüşmek üzere.